Bursaspor'un Antalya kampından merhabalar sevgili seyirciler. Bursaspor devre arası kampını geçirdi. Antalya'nın Belek ilçesinde çok güzel bir kamp dönemi geçiriyor. Burada Titanic Deluxe Otel'de Başkan Erkan Kamat'ın sayesinde diyelim başkanım. Sizin yakın ilişkileriniz sayesinde Bursaspor Kulübü burada bu sene çok güzel bir kampa başladı. Kampı önce de şöyle değerlendirelim. Kampı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani biz tanıyan insanlar bilirler. Yani otellerle iş yaptığım için çok samimi arkadaşlık dostluklarım var. Bunu da işte bu vesileyle önemli konular hakkında da kullanmayı seviyorum. Ve özellikle takımımızın bulunduğu bu güzel ortamı daha da güzelleştirmek için kamp yerinin önemini vurguladım. Ve sportif direktörümüz Adil Bey ile hocamızla yapmış olduğumuz görüşmede, toplantıda eğer ki böyle bir kamp sürecini geçirirsek bizim takımla ilgili çok güzel bir mental huzur olacağını ve güzel bir hazırlık dönemi geçirip ikinci dönemdeki ilk maçımız Adana Demirspor deplasmanıyla başlayıp inşallah da galibiyetle başlarsak bizim için çok güzel bir başlangıçla hiçbir sıkıntı olmadan devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizi kendi suitinizde, yani buraya suit mi diyelim başkanım, ne diyelim, villa mı diyelim otelin orada. Bizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yok, kabul ettiğiniz için. Yok, ben şimdi şöyle size de sevdiğimi bilirsiniz. Lobide veyahut da başka bir ortamda böyle bir röportajdan daha ziyade otelin sahipleri de arkadaşlar olduğu için bir güzel bir yer ayarlamışlar. Ben de daha sıcak bir ortamda, işte salonda bu şekilde bir röportaj yapabileceğimizi düşünerekten davet ettim sizi. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz daha önce ekranlara çıkmadınız bu sene. Bursaspor Başkanı olarak hiç ekranlarda yer almadınız. Ben tabii ki yani Bursa'da da birçok programdan talep geliyor. İstanbul'dan inanılmaz derecede televizyon programları, yoğun bir telefon trafiği yaşıyorum. Katılmamı istiyorlar. Telefonla canlı katılmamı istiyorlar. Ama ben bu süreçte biraz daha Bursaspor'la ilgili mücadelemi sürdürmek istiyorum. Programlara katılıp da oralarda herhangi bir konu üzerinde detaylandırmak istemediğim birçok şey var. Ama herkesin dilinde dönüyor. Ben o konulara girmek istemediğim için biraz uzak duruyorum. Katılmak istemiyorum. Biz işimizi yapmakla sorumluyuz. Ve çok ciddi bir mücadele, çok büyük bir sorumluluk aldım. Bu sorumluluğun da üstesinden gelmek için de elimden gelen her şeyi yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan beraber gece gündüz bu işin üstesinden gelmek için mücadele ediyoruz. Bunun bilinmesini isterim yani. Başkanım, öncelikle Bursaspor Başkanı seçildikten sonra önünüzdeki en büyük engellerden biri -3 puan durumuydu. Bu -3 puan problemini Bursaspor'un bu kamburunu nasıl çözdünüz? -3 puandan önce bir kere en büyük sorun kulübün içindeki mali ve hukuki sorunlar vardı. Onları bir disipline ettik. Güzel bir sistem kurduk. Performansı en yüksek seviyede harcayan çok donanımlı ekip arkadaşlarımız var, çalışıyorlar. Biz -3 puandan önce en önemli konulardan bir tanesi bütün varlıklarının temlikli olması, Bursaspor'un bütün her şeyinin hacizli olması elini kolunu bağlıyor. Resmi bir şekilde bir giriş bir çıkış hiçbir şey yapamıyorsun. Burası Bursaspor Kulübü Derneği. Kamu yararına hizmet veren bir kuruluş. Öyle değil mi? Evet. O zaman yani şimdi her yerde hacizlik var, temlik var. Nasıl olacak, nasıl çözülecek bu işler? Birisi gelsin bana bir akıl versin, yapsın. Ama biz onların üstesinden de gelebiliyoruz. Yurt dışındaki bütün kulüplerle, futbolcularla, menajerlerle, efendim söyleyeyim avukatlarla, kim varsa muhatap olan insanların, dünyadaki bütün muhatap olduğumuz o dosyanın, 27 tane dosyanın içindeki bütün kişilerle bir fiil görüşüp muvafakatname aldım. O almış olduğum muvafakatnamede de -3 puan, almış olduğumuz -3 puan cezayı kaldırdım. Başkanım, takımın bu, yani aslında şöyle bir şey söyleyelim net olarak. Futbol camiası Bursaspor'un böyle bir performans göstermesini beklemiyordu. Kimse beklemiyordu açıkçası. Fakat Bursaspor bu gençlerle,
ligin en çok gol atan takımı, ligin en çok izlenen takımı. Süper Lig maçlarını izlemeyip bizim maçları izleyen yorumcuları da biliyoruz, taraftarları da biliyoruz. Başka takım taraftarları da var. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Bu takım nasıl oluştu? Bu birliktelik nasıl oluştu? Ya öncelikle ben göreve geldiğim zaman çalışacağım yönetici arkadaşlarımın tercihleri doğru. İnanılmaz bir derecede samimiyetimiz ve güvenimiz var. İyi niyetimiz var. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz kararlarda, almış olduğumuz kararlarda bunun bir idari kararı vardı. Daha sonra sportif anlamında kararı vardı. Bu Adil Cenkçiler'den başlayıp daha sonra Mustafa Er ve ekibine devam eden, daha sonra Müjdat Enginsu ve Şafak Hoca ile olan bir sağlık ekibi. Bunların hepsinin tekrardan Bursaspor'da görev yapmasının Bursaspor'a faydalı olabileceğini düşündüğüm için bu kararları aldık. Kalbimi dinledim. Doğru kararlar verdiğime inandım. O vermiş olduğum kararlarda muvaffakatını alıyoruz şu anda. Muvaffak olabilmek için siz fedakarlık yapacaksınız. O takımın içindeki o futbolcular her attığınız adıma, her verdiğiniz kararda gözünüzün içine bakıyorlar. Senden, benden, bütün Bursaspor'u takip eden, Bursaspor'a gönül veren insanlar bilsinler ki biz neyi biliyorsak o futbolcular da bizim kadar her şeyi biliyorlar. Her şeyi takip ediyorlar. Onun için biz konuştuklarımızla, attığımız adımlarımızla, vermiş olduğumuz kararlarla çok ciddi anlamda bir analiz edip ona göre davranmak zorundayız. Ben bunun bilincindeyim. Bütün arkadaşlarım da o bilinçte. Onun için her bir futbolcunun kıymeti en kadrodaki en küçüğünden en büyüğüne kadar. Aynı samimiyeti, aynı şefkati, aynı kucaklamayı hepsine gösteriyorum. Bir tanesi diyemez ki başkanım beni ihmal ediyor. Başkanım onunla daha çok ilgileniyor, benimle ilgilenmiyor. Asla öyle bir şey yok. Hiçbirini ayırmıyorum. Kucaklıyorum, öpüyorum. En önemli kendi evladıma göstermiş olduğum şefkati, samimiyeti gösteriyorum. Onlar bunun farkında. Ben de biliyorum ki bizlere karşı olan bütün sorumluluklarını, bütün samimiyetliklerini, ellerinden gelen bütün gayreti gösterip bundan sonra daha iyi olabilmek için elinden ne geliyorsa o oyuncularımız hepsi yapacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz kendimize düşen görevlerimizi yerinize getiriyoruz zaten. Getirmekle sorumluyuz. O zaman niye geldin derler, niye başkan oldunuz, bırakaydınız derler. Ha, o konuda da ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz. Yani ben birileri aday oldu da, aday olduktan sonra ama sizin önünüze geçeyim de ben aday olayım demedim. Bursaspor'un sahipsiz kaldığını gördüğüm için ben bir şeyler yapabileceğime inandığım için o zaman kimse gelmiyorsa, herkes korkuyorsa, kaçıyorsa, nitekim öyle oldu. Ben gelirim, elimden gelen her şeyi ortaya koyarım ve bu işi başarırım mantalitesiyle geldim. Bakın hep o zaman da söylemiştim. Biraz güven ve sabırla beraber daha da iyi olacak. Geldiğimiz noktada Türkiye konuşmuyor Bursaspor'u. Avrupa'nın birçok kulübü konuşuyor. Oyuncularımızın hepsini konuşuyorlar. Beni de arıyorlar, soruyorlar, takip ediyorlar. Yani birçok kulübün kontrolü altında ciddi anlamda takip eden scoutlar var. Yani onları da çok net nereden biliyorum? Çünkü pandemiden dolayı her oynadığımız maçta protokol esame listesi 20 kişiliktir. 20 kişilik listenin içinde eğer benim yöneticilerim, arkadaşlarım, Bursa'daki mülki amirler, bunların hepsi Bursaspor'un izniyle 20 kişilik kadroya tamamlanıp protokolde seyredebiliyor. Dışarıdan talepler geliyor kulüplerden. İşte şu menajeri veya şu scouting veyahut da şu yardımcı hocayı veyahut da şu kulübün sorumlusu olaraktan izin verebilir misiniz deyip seyirci olarak gelmek istiyorlar. Oradan anlıyoruz kimlerin takip ettiğini, kimlerin talip olabileceğini. Yani o 20 kişilik listeye yazılmayan bir isim estada gelip de nasıl maç seyredecek? O protokol listede, listeyi yapan benim. O listeyi ki bir ismi görürsem zaten hangi kulüpten temsilci olarak gelmek istediğini o zaman öğreniyorsunuz. Evet. Ve bu birçok oyuncumuza geçerli olan bir şey. Takip ediliyor. Aranılıyoruz, soruluyoruz. Ama tabii hiç yani spor kanallarında, spor haberlerinde
veya sosyal medyada yazılan, çizilen konuların hiçbir tanesine itibar etmeyin. Herkes arayabilir, herkes görüşebilir. Bursaspor'un futbolcuları çok kıymetli, hepsi kıymetli. Siz de iyi biliyorsunuz. Hepsi bizim kıymetli evlatlarımız. Ama Bursaspor kulübüne transferle ilgili herhangi bir futbolcuyla ilgili kesinlikle ve kesinlikle resmi teklif gelmemiştir. Başkanım, burada bir araya gireceğim hemen. Ama lafımı bitireyim de, resmi teklif gelmeyen hiçbir kulübü muhatap almam. Ben telefondan birçok insan bir şey sorabilir, görüşme yapmak ister. Bunların hepsini altını doldurursunuz. Ama siz herhangi bir kulübün bu konuda çok ciddi olduğunu biliyorsanız ve niyetlerinin sonuca gitmekse, öncelikle bu konularda kulüpler arasında resmi teklifler yapılır. O resmi tekliflere göre biz daha sonra karar veririz veya vermeyiz. Vereceğimiz kararlar resmi tekliflere göre olur zaten. Ama herhangi bir oyuncumuzun hiçbir kulüpten resmi bir teklifi yoktur. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Dün akşam sosyal medyada Burak Kapacak için Fenerbahçe yönetimiyle anlaştığınız, bugün de bir toplantı gerçekleştireceğiniz şeklinde ifadeler vardı. Bu da çok gündem oldu. Burak Kapacak bu şekilde gündem oldu. Evet. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Net olarak böyle bir şey yok diyebiliyoruz, değil mi? İşte biraz önce de söyledim. Yani birçok spor programından spor muhabirleri arayıp bu konunun net olduğunu, bu konu hakkında yorum yapmak ister misiniz diye sorduklarında, ben Bursaspor Kulübü'nün başkanı olaraktan açık ve net söyleyebilirim. Hiçbir programa katılmıyorum. Hiçbir programda da canlı telefonla katılıp bu konuda da bir açıklama yapmak istemiyorum. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Bursaspor Kulübü'ne herhangi bir futbolcuyla ilgili resmi teklif hiçbir yerden gelmemiştir dedim. Yine tekrarlıyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti varsa kendileri bunu değerlendirir, düşünür. Tabii bu haberleri kim ne şekilde yayınlıyor, ne şekilde söylüyor onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti varsa bu konuda da çok ciddi bir anlamda plan projeleri içinde Burak Kapacak'la ilgili yaptıkları bir tasarruf varsa, resmi tekliflerini gönderdikten sonra biz değerlendirmesini yaparız. Peki başkanım, Ali Akman konusundaki gelişmeler nedir? Şimdi Ali Akman'la ilgili sözleşmesi bu sene bitiyor. Geçen sene gerekli önem, hassasiyet, özel davranılmamış. Bu tabii ki karar verme anlamında demoralize olmuş, gardı düşmüş, üzülmüş. Yani siz eğer ki bu kadar kıymet verdiğiniz bir oyuncunuza, futbolcunun kontratı bir sene sonra bitiyorsa, oturup onunla bir şekilde uzlaşmanız lazım. Eğer ki size de samimiyetiyle bir şeyler yapmak istediğinin farkına varırsa, size güvenirse, oturup iyileştirme yaparsın, protokolünü uzatırsın. Bunlar, yani mukavelenin şartlarını biraz daha farklı hale getirirsiniz ve sözleşmeyi uzatırsınız. Böyle bir şey olmadığı için kırgınlığı var, üzgünlüğü var. Ben de kendisiyle defalarca görüştüm. İnanılmaz terbiyeli, edepli, inanılmaz sizin yani başlarda görmüş olduğunuz o yüksek performansla altında şu anda aynı performansı gösterip aynı şekilde gollerini atamıyor ya, onun altında üzülen, onun altında mahcup olan bir karakter var. Bu 18 yaşında Ali Akman'dan bahsediyorum. Ben de defalarca kendisiyle görüştüm ettim. Yani bizim kadromuzdaki oyuncuların hepsi bu sezon sonuna kadar Bursaspor'un oyuncusudur. Hiçbir oyuncu hiçbir yere gitmiyor. Bunu kesinlikle söylüyorum. Hiçbir oyuncu sezon sonuna kadar hiçbir yere transfer olamaz. Olmayacak da. Sezon sonunda bir yerde oynama kaydıyla gidecek olan oyuncu varsa, şimdiden görüşme yapmak istiyorlarsa, transferlerini, yani kulüplerin artık önümüzdeki sezon ve ondan sonraki sezonda bir transfer politikası izleyip bir planlama yapıyorsa, Bursaspor'da oynamak kaydıyla sezon sonunda gerçekleştirilebilecek transferlere evet diyebilirim. Makul rakamlarla.
transferin gerçeğinden bahsetmek bu şekildedir. Bursaspor'da oynayacak şekilde, Bursaspor'da sezonu tamamlayacak şekilde, Bursaspor'da görevini tamamlayacak şekilde bir yere transfer olabilecek değeri bulan bir futbolcuyu gönderebilirim. Bursaspor bunu satabilir. Ali Akman'la ilgili de inşallah Avrupa'dan özellikle İngiliz kulüplerinden bu konuda çok ciddi taarruz yaptılar. İstanbul takımlarından herhangi bir tanesine transfer olmadan Bursaspor'da oynamak kaydıyla, tekrar söylüyorum, Bursaspor'da oynamak kaydıyla inşallah İngiltere'ye transferi gerçekleşir. Bu da bizim tabii İngiltere'de çok eşim dostum var, çok kuvvetli bir lobim var. O arkadaşlarımın girişimleriyle olan görüşmeler bunlar. Sağlıklı bir şekilde bir noktaya gelirse bununla ilgili de spor kamuoyuna net ifadelerle, gerçekçi bilgilerle daha sonra bunlarla ilgili açıklamalar yaparım. Başkanım, çok net ifadeler kullandınız bu konuda. Teşekkür ediyorum öncelikle. Geçtiğimiz hafta sizin sağ kenarında Burak Altıparmak'la bir idman kenarında fotoğrafınız vardı. Bu fotoğrafta da çok konuşuldu. Orada geçen aranızdaki diyalog neydi başkanım? Şimdi Adnan kardeşim şöyle bir şey söyleyeyim. O kareleri alırken arka arkaya onlarca poz çekilir. O pozların içinde gelirken ben elimi şöyle uzatıp onun yanaklarını bu şekilde sıkıp iki yanağını da öpüp daha sonra sarıldım. Tabii o şu hareket, o yanağını sıkma, hani çocukları böyle sıkarsınız ya, o hareketin içinde gelişen bir pozisyon. Ama oyuncularla aramdaki samimiyet, oyunculara göstermiş olduğum şefkat, o güzel tavırlar, onların hepsinin hoşuna gidiyor. Ben de espriyle karışık böyle sarılırım, ederim, böyle hırpalarım, silkelerim. Güzel diyaloglarımız var. Bekar olan oyuncuların yaşam tarzlarıyla ilgili bazen hoş sohbet ederiz, güzel muhabbetler ederiz, bir şeyler anlatırım. Evli olan oyuncularımızla ilgili eşleriyle geçirdikleri, çocuklarıyla geçirdikleri zaman hakkında sohbetler ederiz. Çok güzel bir aile ortamı var. İstanbul Spor maçında 3-0'dan 3-3 olduğumuz zaman soyunma odasında şöyle bir açıklama yapmıştım. Evet, bizim kulübedeki hocamız, yardımcılar, efendim sportif direktörümüz Adil Cenkçiler, oynamayan oyuncuların kulübenin arkasında çıkışları, bağırışları, haykırışları, hak arama tavırları benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz bir şekilde çok duygulandıydım o gün. Evet dedim arkadaşlar. Herkes bu şekilde Bursaspor aşkıyla mücadelesini yapacak. Bursaspor'a olan sevgisini, güvenini vermek istediği mesajı bu şekilde verirse hiç kimse bizim önümüze duramaz dedim. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Aile olduk biz dedim. Bu saatten sonra bu aileyi hiç kimse yıkamaz. Hiç kimsenin gücü yetmez dedim. Daha sonra federasyon başkanları aradı. Efendime söyleyeyim, icra kurulu başkanı Hamit Altıntop'u aradı. Servet yardımcı aradı. Servet abi sağ olsun. Kutladılar. Bu insanlara sahip çıkın dediler. Tabii bizim o arada görüşmelerimizden sonra hoş sohbet böyle bir takım muhabbetlerin arasında Bursaspor'a çok ciddi anlamda önem gösterdiklerini, maçlarımızı takip ettiklerini, Türk futbolunun geleceğin Türk gençlerinde olduğunu, ona önem verilmesini söylediler. Sağ olsunlar, hepsi de Bursa'ya çıkarma yaptılar kupa maçında. Tabii çok önemli bir Süper Lig takımı Antalyaspor, iyi bir kadrosu var. Son haftalarda performanslarını, çıtasını çok yükseltti. Çok moralli ve oyuna konsantre geldiler. Oyunun ciddiyetini, Bursaspor'un büyüklüğünü, Bursaspor'un neler yapabileceğinin farkında oldukları için oyuna göstermiş oldukları, yani maça göstermiş oldukları önem bizi maalesef 3-0 yenilmemize sebep oldu. Belki 3 olmadan öyle bir gol falan bulsaydık, belki skorun daha önceki maçlarda olduğu gibi skorun etki eden bir pozisyonlar belki yakalayabilirdik. Olmadı. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Onların hepsini kalplerini öpüyorum, yüreklerini öpüyorum o çocukların.
biz Süper Lig'e çıkma mücadelesini verirken bir ikinci bir kulvarda Türkiye'nin ilk 16 takım arasına giren yine bu bizim evlatlarımızdı. Bu nedir biliyor musunuz? Bu gönülen verilen mücadeledir. Bu çocukların bir şeyler yapabilmek adına ki sezon öncesi kamp eksikliği, maç eksikliği, doğru düzgün birbirlerinden ilişkilerini kuvvetlendirmemiş bir kadrodan bahsediyorum. Benim elimde sihirli değnek yok ki, ben gelip de öyle herkese bir sihirli değneği değdirip de takım bu hale gelmedi. Bu bir süreçti. O süreci güzel ilgi, alaka yaptıklarımız hep bu şekilde herkes bilinciyle bu hale getirdik. İnşallah böyle devam eder. Hiçbir şekilde dışarıdan özellikle transfer haberleri çocukları etkileyip rahatsızlık vermez. Ondan sonra dışarıdan efendim iki maç kaybettikten sonra her şey güzel görünüyor şimdi ama iki maç kaybettikten sonra bu çocukları güvensiz addetmeyelim. Hemen karalamayalım. Onlara biz güvenelim. Onlar bu işin üstesinden gelecek. Bak, güvenelim. Onlar bu işin üstesinden gelecek. Net söylüyorum. Evet başkanım, bugün Vefa Temel'le bir röportaj gerçekleştirdik. Vefa biliyorsunuz ligin 3. haftası Tuzla Spor maçı öncesi sakatlandı. Neredeyse sezonu kapattı. Yani biz öyle bakıyoruz aşağı yukarı. Ama evet. Vefa kampa geldi. Burada takımla birlikte zaten çalışamıyor. Yürüyüş yaptı, düz koşu yaptı. Bugün de biz onu röportajı aldık. Kendisi dedi ki, yani nasıl ilişkiler falan diye sordum ben kendisine. O da bana dedi ki, abi ortam çok güzel, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım çok yardımcı oluyor. Burada Adil abi var dedi, o bizim babamız dedi. Bu şekilde dedi, bana da çok yardımcılar, çok teşekkür ediyorum. Kampta olmaktan da çok mutluyum dedi. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi bu ifadeyi söylerken, biz ona o önemi gösterip de onu takımın içinden ayırmıyorsak, kampa getiriyorsak içindeki duygular bu şekilde net söyleyebilir. Siz o çocuğa o önemi göstermezseniz, kampa getirmezseniz, bu takımın içinden biraz ayırırsanız, sağlık grubu elinde raporu verir. Bir hafta, iki haftalık çalışma programım bu. Özce tesislerinde yardımcı bir kişiyle beraber o programı orada da yapabilirsin dersen, o zaman bunun içinden bir kere o çocuğu demoralize edersiniz. Ben de bunu teknik kadroya da söylediğimde Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Onu siz de aynı düşüncede olup kampımıza dahil etmemize izin verdiğiniz için dediler. Tabii ki öyle olması gerekir dedim. Altyapıdan da Taha'yla Hasan Basri'yi de dahil ettik. Onlar da bu kamp havasında güzel bir süreçten geçsinler. Aşağıda daha performanslarını arttırıp A takımda nasıl yer alabilirim mücadelesini yapsınlar ki o burası biraz onları şey yapsın, kamçılasın. O yüzden onlara da dahil ettik. Peki başkanım, son olarak ben size tahta konusunu soracağım. Transfer tahtası durumu hangi konumda? Şimdi şöyle bir şey, transfer tahtasının o günkü dosyaların tamamının o günkü kurla 46 milyon TL civarında Bursaspor para öderse herkesin borcunu ödemiş olur, dosyaları ödemiş olur. Kaç, ve tahta. Kaç dosya var başkanım bu arada? O dosyaların tamamı 38 tane. Bu FIFA'da ve KAS'ta kesinleşmiş dosyalardı. Fakat şöyle bir şey var, o günkü kur biraz daha yüksekti. Dosyaların o kurla olan çarpımı 46 milyondu. Bu 46 milyon bugünkü kurdan dolayı 40 ile 42 milyon TL'ye düşüyor. Onun da hesabını yaptım. Yalnız şöyle bir şey var. Yazı yazdım. Şu anda federasyondan yazı gelecek. Bu herhalde salı veya çarşamba gününe kadar yetişir. O gün kesinleşmiş FIFA ve KAS kararlarındaki dosyaların tamamı 38'di. Daha sonra gelecek olan kararlar vardı. Kesinleşmiş karar var ise, 2-3 dosya daha var ise, onların yazısını yazdım. O dosyalarda ilave olursa rakam biraz daha çıkabilir. Kesinleşmemiş, bu sene içine intikal etmeyecek kesinleşmemiş dosya varsa, yani davası süren, bizim 38 tane dosyamız var. Bu da 40,
ile 42 milyon TL arasında kurun değişkenliğine göre fark ediyor. Onu net olarak söyleyeyim. Tahtaya açılıp açılmaması konusunda şu şekilde bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi aslında bunu çok deklare etmek istemiyorum. Çünkü Bursaspor markasının büyüklüğünden bahsediyorum. Değerinden bahsediyorum. Bursaspor'un temlikleri ve hacizleri var ya hesapta. Evet. Bir şekilde bu parayı sağlayacak gücü bulsanız bile hesabı parayı yatırıp dosyaya para ödeyemezsiniz. Biliyorsunuz değil mi bunu? Bugüne kadar açıklamadım bak. Şimdi Bursaspor Kulübü'nün bütün bankalardaki hesaplarında temlik ve haciz var. Evet. Hani bazı dedikodular var ya anlatılan sosyal medyada orada burada efendime söyleyeyim daha önceden başkanlık ve yöneticilik yapmış olan arkadaşlar sağ olsunlar ifadelerde bulunuyorlar ya. Hiç kimse Bursaspor'un Bursaspor'dan tahsilat yapmadık, Bursaspor'dan hiçbir yerde ödeme almadık diyen insanlara ve kamuoyuna şu açıklamayı yapayım. Evet, Bursaspor'a para ve kaynak sağlayan başkan ve yöneticiler kim varsa bugüne kadar alacaklarına karşılık temlikleri olduğunu kendileri de biliyorlar. Temlik sırasında sıra gelmediği için daha Bursaspor ödeme yapamadı. O yüzden alamıyorlar. Yoksa alacaklar. Sıra gelmedi onlara. Neden? Temliklerde birinci sırada bankalar var. Giren para bankalara gidiyor şu anda. Hı hı. Bankalar alacaktan aldıktan sonra temlik sırasında kim varsa onlara gidecek para. Ve alacaklar değil mi? Hepsi alacak. Ben temliği kaldırdım. Faragat ediyorum alacaklarından diyen bir kişi olmazsa hepsi sırada temlikte bekler. Bütün Bursa bunu bilsin. Hiç kusura bakmasınlar. Yani ben tahta açacağım. 40 milyon, 50 milyon para ödemek için mücadele edeceğim. Herhangi bir kuruluş ben bunun üstesinden geliyorum. Şu şekilde yapalım dese dahi. Bakın dese dahi Bursaspor'un kasasına 1000 lira para koysun. Bankadan temlik ve hacizlere gider. 152 tane dava dosyası var. Bak onun için ben katılmak istemiyorum. Şimdi konuştukça daha farklı şeyler söylemeye başlayacağım. O zaman benim bütün performansım düşecek, gardım düşecek, moralim bozulacak, takımla ilgilenemeyeceğim. Ona üzülüyorum zaten. Ama herkes bekliyor ya benden açıklamalar bekliyor. Şöyle olacak, böyle olacak diyorlar ya. İşte o zaman geldi şu anda. Hiç kimse merak etmesin. Ben bu konularda çok bilgiliyim, çok donanımlıyım. Kimin ne yaptığını... Kimin neyin peşinde olduğunu tek tek deklare edebilecek bir adamım ben. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor'un hakkında her yerde ben korurum. Herkesten fazla korurum. O lobiye de sahibim, o güce de sahibim, o akla da sahibim. O bilgi birikimim var bende. Hiç merak etmesin yani. Öyle başkan masaya vurun diyorlar yumruğunuzu filan. Ben masaya filan yumruk değil, ben duvara yumruk vururum yıkarım ya. Ne masası? Duvarı yıkarım ben duvarı. Hiç merak etmesinler. Bursaspor hangi platformda, hangi ortamda nasıl savunulması gerekiyorsa, kavgası nasıl yapılması gerekiyorsa Bursaspor kulübünün koltuğunda oturan, orayı temsil eden Erkan Kamat Başkan onu en fazlasını yapar. Gerekli ne varsa fazlasını yapar. Ben sadece o koltuğu temsil ediyorum. O koltuğu temsil ederken bütün Bursaspor'a o gönül vermiş o aşıklar var ya, Bursaspor aşkıyla olan. O yorumları sosyal medyayı takip etmiyorum. Yönetici arkadaşlarımız bilgiler veriyorlar. Şöyle oldu, böyle şöyle oldu diye. Ya bakın ben mülayim bir adamım. Ben insanlarla kucaklaşan, ciddi anlamda böyle çevresi ve lobisi olan bir insanım. Ben Bursa'da sadece kendi işimle ilgili ticaret yapmıyorum. Ben dışarıda iş yapıyorum. Ve çok ciddi çevrem var. Ben her ortamda Bursaspor'un sözü geçtiği zaman Bursaspor'u savunan, Bursaspor'la ilgili ifadelerde bulunan bir insanım. Onun için o mücadeleyi lütfen rica ediyorum. Hem benim bundan sonraki konuşmalarım, yapacaklarım o bu. Bursaspor'un gerçekten olumlu yönde etkileyecek olan her hareketini yaparım. Bursaspor'un bütün menfaatlerini korumaya çalışırım. Ama Bursaspor'un şu andaki durumunun netliğini
ifade etmek istemiyorum Bursaspor'u. Çünkü herkes takip ediyor ya. Bizim kullandığımız cümleler bizim marka değerimizi düşürüyor. Bizi Bursa'yı rencide ediyor. Bursaspor'u rencide ediyor. Onun için kavgaya girmiyorum. Dalaşmıyorum. Çok güzel bir şekilde bunu bugüne kadar getirmeye çalıştım. Yokluk içinde. Bundan sonra da birkaç tane böyle değişik böyle planlamam var, hamlem var. Onları da yaparsam Bursaspor'un inşallah sezon sonunda yani Allah'ın selameti üstümüzde olsun, kaza bela vermesin. Ufak tefek böyle huzursuzluklar oluyor. Antrenmanlardaki mücadeleleri siz görüyorsunuz zaten. O hırsı, o mücadele görüyorsunuz ya. O çocuklar nasıl yani o formayı kapayım ben de bu beni de konuşsunlar deme aşkı var ya, onu ben görüyorum, siz de görüyorsunuz. En gençinden en tecrübeli. Tabii. O mücadele işte önemli olan. Ya yoksa siz dünyanın en iyi futbolcusuna işte getirin işte Galatasaray'ın yaptığı gibi verin 5 milyon, 8 milyon eurolar size bir şey katmadıktan sonra önemli değil ki. Parayla oynanmıyor bu futbol. Neyle oynanıyor biliyor musunuz? Yürekle oynanıyor. Bizim çocukların Allah'a şükür hiçbir tanesinin bugüne kadar benim karşıma dikilip de şöyledir budur işte Allah ya edepli yapmış bunların. Hepsini edepli yapmış ha. Hepsi ya olamaz böyle bir şey. Pırıl pırıl gençler. Ya bu edep, ahlak, ihtiyaçları var tabii ki hepsinin var. Allah'a şükür bugüne kadar bir tane maç primsiz bir şey geçmedi. Hepsinde primlerini ödedik. Bazı maçlarda 1,5 ödedik, bazı maçlarda 2 katını ödedik. Hiçbir prim alacağı da yok. Hiçbir futbolcunun. Hiçbir maçtan dolayı. Alacakları var, maaş alacakları var, bir takım alacakları var. Onları da düzene koyuyoruz. Onları da önümüzdeki haftalarda ödeyeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Merak etmesinler. Bu yokluk içinde, bu temlikler içinde, bu hacizler içinde bütün sponsorluk gelirleri dahi Bursaspor'un temlikli başkalarına. Neyse daha fazla bu konuda uzatmayayım. Ben de hafta sonu takımın yanında olayım diye. Çocuklar benimle beraber olmak istiyorlar. Onun farkındayım. Ben de işimden, evimden biraz fedakarlık yaptım. Çocukların yanına geldim. Güzel bir hafta sonu süreci geçireyim. Kendimi daha fazla demoralize etmeyeyim. Onlara birazcık enerjimi vereyim. Önümüzdeki haftalarda daha güzel böyle açıklamalarda bulunacağım, edeceğim. Ondan sonra Bursaspor'un çok ince detayına kadar gerçeklerini anlatacağım. Bak en ince detayına kadar. Hepsi, basın önünde mi konuşacaksınız? Tabii. Basın önünde konuşacağım. Herkes tam anlamıyla bilgi sahibi olsun. Başkanım konuyu şöyle değiştireyim. Pablo Martin Bataja bir Bursaspor efsanesi. Çok evet. İyi bir dostunuz olduğunu da biliyoruz. Evet. Belgesel çekimi için sizinle buluştuk. Bir çekim de gerçekleştirdik. Evet. Bataja önümüzdeki hafta Bursa'ya geliyor. Hem heykel açılışı, Hakan Dinçtürk, Hakan abim bizim heykelini yaptırdı, evet, heykel. Evet. Ve bizim Lifebursa.com'un sponsoru oldu, ana sponsoru oldu, tek sponsoru oldu. Pablito belgeseli için de burada olacak. Hiç görüştünüz mü Pablo'yla son zamanlarda? En son ne zaman görüştünüz? Tabii. Geldiğinde burada görüşme fırsatınız. Yılbaşından, tabii görüşeceğiz tabii ki ya. Yılbaşından önce görüştük. 2-3 kere görüştük. Bursaspor'la ilgili daha sonraki planlamalarla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz diye istişare ettik. Bursaspor için birçok fedakarlık yapabilecek, özverili çalışmalar yapabilecek, değişik planlamaları beraber konuşaraktan sonuca gidebileceğimiz plan projeler içinde dahil olabilecek bir karakter. İnşallah bu pandemiden dolayı bir takım aksaklıklar var. Eğer gelirse geldiği zaman bir araya geleceğiz. Daha sonra da bunlarla ilgili de net bazı başka konular var, görüşeceğimiz konular. Onlarla da ilgili de net açıklamalar yaparız. Peki başkanım, son olarak camiaya vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Gerçi konuşmanız için de her şeyi söylediniz ama. Ben şimdi birçok konu hakkında böyle bir hoş sohbet ettik. Bir şeyler anlattım. Ama anlatılması gereken o kadar çok şey var ki daha. Bunların hepsi daha sonra önümüzdeki zamanlarda açıklamasını yapacağım. Daha farklı bilgiler vereceğim. Ama sadece bu ekibimize, bu çocuklara, bunlar bizim evlatlarımız. Biraz önce dedim ya, çok edepliler, çok ahlaklılar. İnanılmaz yani, onun ailelerine buradan hepsine selam vermek istiyorum. Selam gönderiyorum.
hepsinden Allah razı olsun, inanılmaz bir şekilde aile terbiyesi almışlar. Hiçbir tane oyuncunun farklı bir mantalitede, farklı bir düşüncede olduğunu görmedim. Hiçbir şeye şahit olmadım. Bir kez daha söylüyorum, her ne kadar futbollarını konuşuyorsak, o güzel yüzlü, o güzel gözlü o çocukların edebinden, ahlakından da bahsedelim. Başkanım, burada şöyle söyleyebilir miyiz? Yani aile terbiyesi tamam, Vakıfköy'den bir Bursa Spor terbiyesi de geldiğini söyleyebiliriz o zaman. Tabii. Yani tabii oradaki, tabii şu anda Hakan Hoca oranın koordinatörünü yapıyor. Onun altındaki hocalarla beraber geçmiş zamanlarda orada emeği olan kim varsa, isim zikrederek ayrım yapmak istemiyorum, kim varsa ailesinin vermiş olduğu terbiyeyi, edebi, altyapıdaki hocaların da aynı terbiyeyi, aynı edebi, aynı disiplini uygulamışlar, vermişler. Onlar da Allah bin kere razı olsun. Güzel tercihler yapılmış, güzel insanlarla çalışılmış. Tabii herkes dışarıda farklı şeyler konuşabilirler ama yeniden bu noktada benim gözlemlediğim karakterleri net olarak gözlemleyebiliyorum ben zaten. Benim en çok o özelliklerini de sevdiğim için daha çok sarılıyorum, daha çok kucaklaşıyorum. İnşallah edepleri, ahlakları hiçbir zaman bozulmaz. Bakın, yarın öbür gün Bursa'da devam ederler, Bursa Spor formasıyla uzun seneler olurlar veya başka bir kulübe giderler. Ben bu çocukların hiçbir şekilde edeplenen ahlakından taviz verecekleri tarzda bir insan değiller. Onun için yolları uzun, sağlıklı, güzel olsun, başarılarla dolu olsun. Son olaraktan daha önce bir konu hakkında söylemeyeceğim dedim, konuşmayacağım dedim ama transferlerle ilgili bazı şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki işte orada transfer dedikoduları çıkıyor. Transfer dedikodularında bizim futbolcular etkilenirler mi diyorlar. Evet, şimdi herkes öyle düşünüyor. Diyorlar ki işte transfer dedikoduları olduğu zaman futbolcuları etki ediyor diyorlar ya. Hiç alakası yok. Futbolcuların bizim oyunculardan bahsetmiyorum sadece. Bütün oyunculardan, futbolculardan bahsedelim. Oraya transfer olacak, oraya transfer olacak, şu şöyle olacak, böyle olacak diye yorumlar her camiayı, her futbolcuyu etki edebilir, değil mi? Ama bu edep var ya bu çocuklarda. Bu hani 18, 19, 20 yaşındaki evlatlarımız var ya. Gerçekten diyorum ya, inanılmaz bir karakterler diyorum ya. Hiç yani ben şuraya transfer olacağım, ben orada işte şöyle bir teklif gelecek veya ben Bursaspor'da futbola devam edeceğim veya işte önümüzdeki sezon başka bir kulüpte olacağım, bu düşünce içinde olmadıklarını söylüyorum size. Bizim futbolcularımız, bizim evlatlarımız böyle karaktere sahip. Yani kulüp eğer ki o futbolcu üzerinde bir tasarruf yapacaksa, satacaksa, gerçekten o oyuncuyu meşgul eden bir durum değil şu anda. Hiçbirini meşgul etmiyor. Onlar şu anda futbolla ilgili ne yapabilirler? Kamplarını nasıl yapabilirler? Kamp bittikten sonra Adana Demirspor ilk maçında yenip Bursa'mıza dönelim. İkinci maçımızda Altınordu. Bu, gerçekten bak, bu planlamaları kafalarında var. Başka bir mantalitede değiller. Bunlar sadece müşteri olsun. Sadece başarıya herkes odaklı. Evet, yapması gereken görev var şu anda onların. Yaşam planlaması. Spor, Bursa Spor. Ben şunu yapmam lazım. Şu andaki asıl olan duruşum benim bu. Ben bu konuda ne yapabilirim mücadelesinde? Çok şöyle söyleyeyim. Ya daha o mantaliteye gelmiş profesyonel futbolcu değil bu çocuklar. Onu söylemek istiyorum. Bakın, biraz güven ve sabır. Bu işi başaracaklar. İnşallah mağlup olduktan sonra onları rencide edebilecek veyahut onları üzebilecek yorumlarımız olmasın. Mağlup olduğumuz takdirde onlara sahip çıkalım, onlara güvenelim, olumlu yazılarla, olumlu tenkitlerle, hep pozitif bakaraktan bir şeylerde hareket edelim. Bir kazayı kaybettiğimiz maçtan sonraki diğer maçta onu telafi edecek vicdana sahip bu çocuklar.
Onun için mağlubiyetten sonra hepimizden fazla üzülür. Hepimizden fazla kahrolurlar. Ben hep onlara tembih ettim. Asla başınıza önünüze eğmeyeceksiniz. Hep dik tutacaksınız. Bize mahcup olduğunuzun biz farkındayız. Onun için telafisini bir sonraki maçta yapabilecek karakterde bunlar. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyoruz samimi açıklamanız için. Yani camianın merak ettiği tüm konuları aslında değerlendirdiniz burada. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki rica maçlar için de bu sezon için de başarılar diliyoruz. Rica ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim. Başarılar dilerim. Yeni bir yapılandırma içine girdiniz herhalde. Evet. Evet, inşallah bütün çalışma arkadaşlarınızla ilgili sizin de başarılı, olumlu günleriniz olur. Kolay değil. Bursaspor'u ne kadar sevdiğinizi, ne kadar ilgilendiğinizi de biliyorum. İnşallah hep beraber bunu göğüsleyen, başarıdan başarıya koşan Bursa'mızın böyle değerleri olur. Çok teşekkür ederiz başkanım. Güzel sözleriniz, nazik sözleriniz. Sağ olun.